Herkese merhaba bu videoda sizlerle beraber LG Go PL 7 modelini inceleyeceğiz. Bu ailenin en büyüğü, en güçlüsü. Şimdi incelemeye başlayalım. Evet daha öncesinde bu kanalda hem PL 2 hem de PL 5'i detaylı olarak incelemiştik. Bugün ise demin söylediğim gibi bu ailenin aslında en güçlüsü ve en büyüğü, en heybetlisi olan PL7 modelini inceleyeceğiz. PL7 modeli gerçekten boyutuna göre muhteşem bir ses performansını bizlere sağlayabiliyor. Şimdi isterseniz gelin hem gövde özelliklerine bir göz atalım hem de kutu açılışını gerçekleştirelim. Yukarıda marka, model ve cihazın kendi resmini buraya konumlandırmışlar. Yan tarafında bir görselimiz var. Yan taraflarının şu şekilde ışıklı olduğunu gösteriyor. Diğer tarafına döndüğümüz zaman ise bir takım özellikler buraya konumlandırılmış. Meridian beraber bir işbirliği yapıldığı buraya yazılıyor. Sonrasında Dual Action Bass özelliği mevcut. Sound Boost modu. All Day Better Life. All Day Better Life dedi ise 24 saatlik bir pil ömrünün olduğu buraya konumlandırılmış. Önemli noktalarından bir tanesi. alt tarafta ise Multicolor Lightning for Party demiş. Yani bu cihazın sağ ve sol tarafında bulunan birazdan sizlere açtığım zaman kutusunu göstereceğim aydınlatmalar burada mevcut. Alt tarafında ise wireless party link up to 100 units demiş. Bu da ne demek? 100 tane PL7 modelini yan yana getirip birbirine bağlayabiliyorsunuz ve çılgın bir parti verebiliyorsunuz demek. Sonrasında Bluetooth surround with compatible LG TV dediğinden şey ise uyumlu bir LG televizyonunuz var ise burada iki tane PL7 ile beraber burada Bluetooth surround sesi bizlere sağlayabiliyor ki önemli noktalarından bir tanesi. Daha önce hiçbir Bluetooth hoparlörde görmemiştim. Sadece yine LG'nin Xboom Go PL 5 modelinde vardı bu özellik. Alt tarafa geldiğimiz zaman water resistant IPX5 sertifikası dediğimiz şey ise burada cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklı bir gövdeyle bizlere sunulmuş. Alt tarafında ise burada Xboom'un Android ve iOS uyumlu bir uygulaması olduğu buraya yazılmış. Zaten bu uygulamayı da sizlere birazdan göstereceğim. Şimdi gelin kutu açılışımızı bir gerçekleştirelim. Şuradaki bölümleri şöyle kesiyoruz. Hatta bunda bir tane varmış. Daha şöyle açalım ki siz daha rahat görün. PL7 baya büyük ve ağır arkadaşlar. Baksanıza. Kadraja bile sığmadı. Şöyle iki el tuttuğum zaman iki elimden daha büyük bir büyüklüğü var. Sonrasında kutunun içerisine baktığımız zaman yine burada USB Type-C'den Type-A'ya bir kablomuz ve burada da kullanım kılavuzu ve garanti belgesi buraya konumlandırılmış. Evet kutumuzu şöyle kenara koyuyoruz ve şu şekilde döndürerek PL7'ye ulaşıyoruz. Evet, PL7 gerçekten burada baktığınız zaman baya büyük ve ağır arkadaşlar. Güzel. Burada yine her zaman olduğu gibi gövde yapısından ve buradaki materyalin kalitesine baktığımız zaman kağıtçuk bir gövdesi var. Renk olarak koyu lacivert ve griye kaçan bir renk var. Bence burada aynı zamanda mat olması çok daha güzel bir hissiyatı bizlere veriyor. O kauçuk yapı bize bu hissiyatı sağlıyor. Yan taraflarında şöyle bastırınca zaten oynuyor görüyorsunuz. İki tarafında da subwooferlarımız var. Bunlar önemli noktalar. Arka tarafına geldiğimiz zaman yine burada bir x boom yazımız var. Ve burada da karşımıza çıkan tuşlara ve giriş çıkışlara şöyle hızlıca bir göz atalım. İlk olarak sol tarafta multi özelliğini görüyoruz. Elinizde 2'den fazla PL7 varsa burada multi'yi tıkladığınız zaman bu bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta bulunan dual tuşuna bastığımız zaman ise burada elinizde eğer 2 adet PL7 varsa bu bağlantıda ikisini birbirine bağlamakta dual tuşu üzerinden sağlanıyor. Bir sonraki tuşumuzun üzerinde bir ampul var. Bu ampulle beraber yan taraftaki bu ışıkların modlarını ve aynı zamanda açma kapatmayı buradan sağlayabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta reset bölümümüz var. Cihazı sıfırlamak için ona böyle iğne gibi bir şeyle dokunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde ise burada Type-C üzerinden bir giriş olduğunu görüyoruz. Type-C olmasına gerçekten sevindim çünkü artık çoğu cihaz Type-C olduğu için hala daha bazı markalar buraya gidip micro USB koyuyor. Bunu da anlayamıyorum. Sağ tarafında AUX girişimiz var. Bu Böylelikle cihazı isterseniz Bluetooth üzerinden isterseniz de buradan kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve en son tarafta burada bir USB giriş görüyoruz. Buradan ise telefonumuzu, tabletimizi vesairemizi şarj edebiliyoruz. Buradaki bölüme şarj kablomuzu takarak cihaz buradan şarj olmuyor. Bu önemli bir nokta. Şarjı başka bir telefona aktarabiliyor. Yani aynı zamanda powerbank görevi de görüyor bu hoparlör. Bu da güzel noktalarından bir tanesi. Sonrasında isterseniz bir de tuşlarından bahsedelim. Üst tarafında bir tane pil ikonumuz var. Cihazımızın şarj olup olduğunu buradan anlıyoruz ve aynı zamanda pilin ne kadar kalıp kalmadığını buradan anlayabiliyoruz. Burada cihazı açıp kapatabileceğimiz bir tuş. Bluetooth eşleştirme tuşumuz ses alçaltma, ses yükseltme. Burada çalan şarkıyı veya videoyu durdurup başlatma gibi bir tuşumuz var. Ve burada ise Sound Boost özelliğini açıp kapatmaya yarayan bir tuşumuz var. Cihazımız aynı zamanda burada hani boyut olarak büyük ve biraz da ağır demiştik. Kallavi demiştik. 1,5 kilo gibi bir ağırlığı var arkadaşlar. Ama tabii ki içerisinde de buna göre güzel hoparlörler konumlandırılmış. Zaten bundan da ilerleyen dakikalarda sizlere bahsedeceğim. Bir de şu şekilde isterseniz bir açalım şu yan taraflarındaki ışıkları size hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane buradaki sabların üstünde konumlanan yuvarlak şekilde ışıklarımız var. Bu ışıklar hem renk değiştirebiliyor hem de müziğin temposuna göre burada yanıp sönüyor. İsterseniz bu ışıkları da sonrasında kapatabiliyorsunuz. Evet, gövde özellikleri ve kutu açılışı bu şekildeydi. Şimdi incelemeye devam edelim. Pil performansı kısmında bu cihaz bir hayli iddialı. 24 saat boyunca durmadan, kapanmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken nokta %50 ses yüksekliğinde 24 saat boyunca müzik dinlenebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size %50 oranındaki ses yani size böyle az gelebilir ama gerçekten ortalığı yıkacak derecede. Ya yani bu cihaz tam bir parti cihazı onu söyleyebilirim bu arada. E zaten bağlantı konusunda da bahsedeceğim ama isterseniz 100 tane PL7'yi de böyle birbirine bağlayabiliyorsunuz. O zaman iş biraz daha genişliyor ve farklı bir noktaya doğru evriliyor diyebiliriz. 3900 miliamperlik kuvvetli bir pilimiz var. Yaklaşık olarak 5 saatte dolabiliyor. PL7 versiyonunda arka tarafta sizlere gösterdim bir tane USB girişimiz var. Bu giriş üzerinden telefonlarınızı ya da destekliyorsa tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Yani aynı zamanda power bank olarak da kullanılabilen bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Eksi bir nokta olarak ise hızlı bir şarj özelliğinin bu hoparlörde olmadığını yine hatırlayalım. Ve tabii ki Type-C üzerinden şarj olabiliyor olması da bence yine en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet şimdi ise gelin bağlantı konusuna değinelim. Bağlantı konusunda güzel özellikleri var. Aynı P PL5'te bulunan güzel özellikler PL7'de de var. Bunlar ne? Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. Güzel bir Bluetooth sürümü. Hali hazırda AAC ve SBC gibi kodekleri destekliyor. Ve ek olarak aynı anda demin söylemiştim sizlere 100 tane PL7'yi birbirine bağlayıp çok çılgın bir parti verebilirsiniz. Değişik olabilir yani 100 tane bunlardan düşünemiyorum nasıl bir ses olur ama isterseniz 2 tane PL2 alıp onları stereo olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama bence en önemli özellik eğer uyumlu bir LG televizyonunuz varsa LG televizyonla beraber burada surround ses sistemini bizlere sağlayabiliyor. Diyelim ki bir tane uyumlu LG televizyonunuz var ve iki tane de PL7'niz var. Böylelikle surround sistemi bizlere sağlayabiliyor. Tabii ki bunun için bir LG ekosisteminde oluyor olmanız gerekiyor arkadaşlar ama bence yani böyle bir alternatifin de olması gerçekten güzel. Bağlantı konusunda bağlantıyı kurmak çok kolay. Onun için şu şekilde hoparlörümüzü alalım. Zaten şu anda açık gördüğünüz gibi. Şu anda cihazı buradan açtıktan sonra Bluetooth tuşuna iki kere bastığınız zaman cihaz otomatik olarak pairing moduna geçiyor ve böylelikle sonrasında telefonunuzun Bluetooth menüsüne geliyorsunuz. Bağlantıyı buradan rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hazır bağlantı demişken şimdi isterseniz gelin bir ses performansını dinleyelim. Ses performansını dinledikten sonra da sesle ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşayım. ses performansını dinledik. LG'nin PL7 modeli videonun başında da söylediğim gibi bu ailenin içerisindeki en kuvvetli ve en güçlü sesi bizlere sağlayan hoparlör denilebilir arkadaşlar. PL7 30 watt gücünde bir ses performansını bizlere sağlıyor. Meridian'le beraber bir işbirliği yapılmış. O yüzden ses performansı da gerçekten güzel bir noktada. Baslar düzgün, sesin sahne derinliği gayet iyi. Vokal ağırlıklı müziklerde vokali çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Özellikle PL2 ve PL5 ile yasadığım zaman bu hoparlörde stereo ayrımının daha iyi olduğunu gördüm. Şu anda mesela çok yakın bir mesafede ama biraz daha uzağa koyduğunuz zaman ve tam direkt size baktığı zaman hoparlör stereo ayrımını çok daha güzel bir şekilde verebiliyor. Sağ ve sol taraflarında zaten iki tane pasif sürücü var. Bunların boyutları 2.3 inç yani gerçekten güzel boyutlardalar. Bu yüzden baslar da gayet kuvvetli. Hoparlörün üzerinde sound boost özelliği var. Zaten cihazı açar açmaz otomatik olarak aktif hale geliyor. Siz eğer sound boost özelliğini kullanmak istemezseniz bunu kapatabiliyorsunuz manuel olarak isterseniz de uygulama üzerinden de yine kapatabiliyorsunuz. Ama benim tercihim zaten sizlere demin testte sound boost özelliği aktif bir şekilde gerçekleştirdim. Burada gerçekten güzel bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Sesin yüksekliği konusunda yani bu ailenin içerisinde ve genel olarak hoparlörlere de baktığım zaman rakiplere de baktığım zaman bir hayli yüksek ses arkadaşlar. Yani ciddi manada yüksek. E bu zamana kadar test ettiğim en yüksek hoparlörlerden biri bile olabilir. E, evin içerisinde son sesi açamadım. PL5'i açabilmiştik ama PL7'yi kesinlikle açamadım. Onun için bir dışarı çıkıp dışarıda bir şeyler yapmak lazım. Cihazımızla beraber aynı zamanda asistanlar da çalışıyor. Google Assistant ve aynı zamanda Apple'ın kendi asistanı ismini söylemiyorum. E, onu da bunu cihaz üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kullanabilmek adına ise buradaki üzerinde bulunan tuşlardan Play, Pause tuşuna iki kere arka arkaya bastığımız zaman burada dijital asistanlar aktif hale geliyor olacak. Şimdi bir de isterseniz bir uygulamamız var. O uygulamayı size göstermek istiyorum. LG X Boom uygulamasına giriyorum. Uygulamaya girdiğimiz zaman temiz bir arayüz var. Zaten PL5'te de bunu size göstermiştim. E sağ üst tarafta %30 oranında bir pilimizin kaldığını görüyoruz. Hemen alt tarafta Bluetooth özelliği var. İsterseniz burada Function yani kaynağı seçebiliyorsunuz. İster Bluetooth isterseniz de AUX olmak üzere iki tane farklı seçeneğimiz var. Sonra hemen alt tarafta gördüğünüz gibi sound effects kısmı var. Standart, sound boost ve custom. Aslında en önemli özellik burası. Custom bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Benim klasik equalizer ayarım şudur. Bu ayarı yaptıktan sonra açık konuşmak gerekirse ses çok daha güzel bir noktaya geldi diyebilirim. Sonrasında bir parti modumuz var. Parti moduna tıkladığımız zaman şu yan taraflarda konumlanan ışıkları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde isterseniz mesela su orman ya da jelly bean gibi ya da isterseniz tamamıyla kapata biliyorsunuz. Bu uygulama üzerinde şu anda tabii benim telefonumda ne yazık ki içerisinde müzik olmadığı için hep Spotify ya da işte başka şeyler üzerinden dinlediğimiz için içerisinde bir müzik yok. O yüzden burada bunu gösteremiyorum ama şöyle isterseniz yan tarafa da bir tıklayalım. Orada da yine playlist kısmı. Yine playlistim de yok ama eğer siz telefonunuza müzik yüklüyorsanız buradan kontrolde edebiliyorsunuz. Ve sol üst taraftaki tır bölüme tıkladığımız zaman ise burada çeşitli ayarlar var. Bluetooth, Light Effects ve Settings. İsterseniz bir de Settings kısmından hızlıca bir bahsedelim. Burada Multiplay mod var. Private ve Party olmak üzere ikiye ayrılıyor. Demin sizlere bahsetmiştim. İsterseniz aynı anda iki telefon bağlanabiliyor diye. E burada Private aldığınız zaman burada sadece tek bağlantıya izin veriyor ama Party aldığınız zaman toplu olarak da parti yapılabiliyor yani bütün şarkılar çalınabiliyor. Oto e, Power Management kısmına geldiğimiz zaman güzel bir özellik cihazı 15 dakika boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kendini kapatıyor. Beğendiğim noktalarından bir tanesi. Bip Sound kısmını kapatacağım e, çünkü burada şöyle bir durum var. Özellikle sesi mesela tamamen kapattınız kapattığınız zaman bir bip sesi veriyor ve en yüksek sese geldiğimiz zaman yine bir bip sesi veriyor. Bunu buradan kapattığınız zaman ondan kurtulmuş oluyoruz. Güzel bir nokta. Ve hemen alt tarafta hem uygulamanın hem de cihazın sürüm güncellemesini gerçekleştirebileceğimiz bir alan var. Ben cihazı alır almaz burada zaten bir update vardı yani bir güncelleme vardı onu update ettim. O yüzden burada gördüğünüz gibi zaten son versiyonda olduğunu yazmışlar arkadaşlar. Ama bence bu uygulamanın en önemli özelliği pl 5te de söylemiştim zaten custom bir equalizer oluşu. Böylelikle istediğiniz gibi ses detaylarını değiştirebiliyorsunuz. Evet gelelim fiyat performans kısmına bu cihazın ortalama olarak 1300 TL gibi fiyatı var arkadaşlar. Yani fiyat kısmında aslında rakiplerine baktığımız zaman tabii ki yine iyi bir noktada durduğunu söyleyebilirim. Sadece PL7'nin değil PL2, PL5 ve PL7 yani üçünün de fiyatlanması bence güzel bir şekilde yapılmış. Çünkü biliyorsunuz son bu kur artışı özellikle geçtiğimiz yıl 2020'de yaşanan kur artışlarından sonra fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi. Normalde 800-900 bandında her markanın en üst hoparlörünü satın alabiliyorduk. Ancak bu artık ne yazık ki mümkün değil. Şu an için alınabilecek fiyat performans aralığında bence iyi bir noktaya oturuyor pl de. Aynı şeyleri PL5 ve PL2 için de söylemiştim biliyorum ama bu cihazlar rakiplerine biraz kötü zaman yaşatacak onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü burada LG güzel bir seri yapmış ve bunları bize sunmuş. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.